Ya bak, Atatürk acayip nezaket öğretiyor gençlere. Dans nasıl yapılır, hanımlara nasıl saygı duyulur, hanımlar nasıl yerlerine kadar götürülür, hanımlara gösterilecek hürmet. Tek tek onlar öğretiyor. Osmanlı terbiyesi ve İngiliz terbiyesi aldığı için o güzelliği tek tek hep gençlere öğretiyor etrafını. Mesela masa nasıl kurulur, kıyafet nasıl olur, kumaş nasıl seçilir. Hep Atatürk'ün söylemesi onlar, gördüğünüz güzellikler. Hepsi ona ait. Ya bu mobilyaların seçimi, hanımların nasıl kıyafet olması gerektiği, nasıl tören olması gerektiği, tamamı kendisine ait. Atatürk müthiş sanatçıydı aynı zamanda. Kıyafetlerin güzelliğine bak ya. O çekete mendili kullanma şeklinin Maşallah. güzelliğine bak sen. Bak, görüyor musun? Özel teknikler bunlar. Hep ayrı. Evet. Bak mesela burada sarkıtmalı, öbürünü daha değişik. Bazen gül gibi yapıyor. Görüyor musun? Bak, hanımlarla falan hep beraber. Yani Atatürk'e, Gazi'ye iyi bakamadılar. O hep içimde benim bir ukde. Bunu nasıl yaptı ben anlayamadım yani. Çok çok acı bir olaydır bu. Sağlığına dikkat et benden. Bak, diyor ki Savaş İlbay, Atatürk diyor zamanın modasına göre polka, mazurka, kadril ve vals gibi bizlerin adını bile çok sonradan duyduğumuz salon danslarını öğrenir ve dans ederdi diyor. Ve çok kısa zamanda çok güzel dans etmeyi öğrenen Atatürk, çağdaş bir subay olmak için ileride kurmay subayı olduğunuzda dans bilinmesi gereken şeyler arasındadır diyerek arkadaşlarına vals öğretmeye başladı diyor. Teneffüslerde öğrenmek isteyenlere dans dersleri veriyordu diyor Atatürk. Çok iyi Ankara vası bilir Atatürk rahmetli. Zeybek çok güzel oynar. Tabii. Baksana. Halay falan her şey var maşallah. Tamam, kısa bir ara verelim. Mi? Biraz daha devam edelim, sonra devam edelim. Video olarak da bazı görüntüler var Atatürk'ün hayatından. Yemek yeme şeklinin kibarlığını görüyor musun? Evet. Kahve içmedeki kibarlık, yürüyüşteki kibarlık. Her şey klas. Atatürk Safiye ile diyor ki Atatürk de dindar bir insandı. Çok beğendiği Hafız Yaşar vardır. O Kur'an okurken gözlerinden yaşlar boşanırdı. Hatta bütün hocaları toplayıp ayetleri okuyup izah ederek incelemeler yapardı. Kendisine paşam sen şunu yaptın, sen bunu yaptın diyenlere de bana Allah yardım etti, ben yapmadım derdi diyor. Maşallah. Ben Allah'ın gücüyle bunu yaptım derdi diyor. Evet, dinliyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin arasındaki telefon görüşmesinde Erdoğan, Suriye hükümet güçleri bu yola girerse sonuçları olur mesajı verdi. Yani ne yapmaya çalışıyor Suriye hükümet güçleri? Ben anlamadım. Habere göre YPG'ye destek vermek için Afrin'e geliyoruz demişler. Ama çok aptalca ve çok akılsızca bir şey olur bu. Evet. Hem şikayet ediyorsun, diyorsun ki bunlar vatan haini diyorsun. Hem de ondan yardım ediyorsun. Bu nasıl oluyor ya?
Yani bunun mantığı nedir? Aklın kabul etmeyeceği bir anormallik. Bir de zor ayakta duruyorsunuz zaten. Evet. Sen iyilik yapacaksan, değil mi? Orada kendi halkını koru kolla. Evet. İnsanlar çok zor durumdalar. Orada bir gariplik var, onu bir inceleyelim. Atatürk'ün rahmetinin özel fotoğrafçısı varmış. Güzel fotoğraf çekmesi konusunda çok sıkı tembihliyormuş onu. O da böyle sanat fotoğrafları çekiyormuş böyle çok özenli. Yani alelade fotoğraf çektirme istemiyormuş Atatürk. Güzel karelerin çekilmesini tabii onu da seçiyormuş yani şu şu falan. İşte o da bir sanat. Münafıklar İngiliz Derin Devleti'nin tüm Müslüman içinde en ahlaksız, en alçak, en sinsi, en karanlık, en haysiyetsiz insanları tespit etmesi, münafıkları tespit etmesi bir mucize. Yani İngiliz Derin Devleti bunları nasıl buluyor? Bu ahlaksızları nasıl tespit ediyor? Hayretleri bu yani. Asıl hedefleri de en etkili İslam'a hizmet eden kişiler. İngilizlerin devleti bu alçaklarla kendilerince durduracağız diyor. Bunlar karga gibi öter. Sadece Müslümanların başına var ya böyle kargalar. Ciyak 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 bağırıyorlar falan topluca. O kadar. Aslan hiç dinlemez biliyorsun. O emin adımlarla yürür. Ama bazen üstüne kenemene gelirse gider karga onu yer, yutar. Onlar yani münafık temizleme açısından çok şey yararlar münafıklar. Başka da münafık görürseler alıp götürmek yani o kene gibi öyle alıp yutmak istiyorlarsa çok büyük kolaylık sağlarız. Taksi parasını da verirler. Evet şimdi yine bekliyorum. Bir soru daha alalım. Erkekler neden kadınlara saygısızca tutum sergiliyor? Yakışıklı mı? Çok olumsuz eğittiler erkekleri kadınlara karşı. Yani mesela Müslüman bir genç kadın, kapalı, tesettürlü. Yavrum diyor sen buçuksun diyor annesi, babası. Yani ne demek diyor? Yani insanla hayvan arası bir şeysin. Erkekler insandır diyor. Sen buçuksun. Bunu peygamber söylüyor diyor. O zavallı da kabul ediyor onu. Ya peygamber öyle bir şey söyler mi ya? Ve sen diyor kocan döver, dövdüğünde deşarj olur, sakın ona bir şey demeyeceksin. Hakime, savcıya falan gitmediğin bir şey olmaz. Karakola falan şikayet edemezsin. Ağzını burnunu kırsa da ses çıkarmayacaksın diyor. Senin her dediğinin tersini yapmaya yönelecektir. Sen ne dersen tersini yapması gerekir. Bu da peygamberin sözü diyor. Peygamber böyle korkunç bir şey söyler mi? Bunu anlatıp bak diyorlar ki mesela kadın uğursuzdur. Ve şeytan kadınla beraberdir. Kadınların %99'u cehennemdedir. Ve kadını terbiye etmek için duvara sopayı as, kadın görsün sopayı diyorsan o adam kadına saygısı kalmaz. Evet. Hadi solcu diyoruz bir sefer. Yani solcu acaba nasıl bakın. O da diyor ki kadın insanla hayvan arası bir mahluk diyor. Haşa. Yani daha evrimini tamamlayamamış bir hayvan diyor. Erkek? Erkek tamamlamış diyor. Peki nedir o zaman kadını? Köpekten daha iyidir diyor. Evet. Darwin'in bizzat sözü. Şimdi bu kadar olumsuz eğitim alan insanlar kadına karşı sevgi değil birçoğu Allah zikrisinde nefret duyuyor. Öfke duyuyor. Allah'ın bu muhteşem tecellilerini, Allah'ın bu muhteşem güzelliğini, yani muhteşem tecelli güzelliğini, bu çok büyük nimeti, bu aşk madenlerini, bu tutku madenlerini, cennetin en büyük nimetlerini, yani insan olarak en büyük nimeti biliyorsunuz kadındır. Evet. Göremiyorlar bir süre işte şeytanın etkisiyle. Tam aksi bir konuma giriyorlar. Ama bu belayı bak bu eğitimlerini, bu anlatımlarla
elhamdülillah silip attık. Ve silmeye de devam ediyoruz. Tamam, şimdi kısa bir ara verelim, devam edelim. Videolarla devam edelim.